Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle 3 2 1 yapacaktım ama ben soğanı çok seviyorum. 1 1 yapacağım. Şu kadar malzeme ile güzel, mükemmel bir yemek yapmayı düşünüyorum. Öncelikle kabağımı soyacağım. Bunlar zaten yıkanmıştı. Yıkanmış koymuştum. Şimdi soyuyorum. Ve bunları ince ince doğrayacağım. Bu kadar yeterli. Şunları buraya alayım. Öncelikle kabağı doğrayıp ocağa koyacağım ki o pişerken diğerlerini doğrarım. Şöyle 3 şerit şeklinde keseceğim. İnce ince doğramayı planlıyorum. Tekrar böyle şerit haline getiriyorum. Ve şunu doğruyorum. Oldukça ince yapacağız ama o zaten pişirdiğimizde oldukça inceliyor bunlar. Hepsini doğrayıp tavaya alacağım. Bir tane kabak kullanıyorum. Kabak ağırlıkta olunca biraz daha lezzeti farklı oluyor. Tabi bu miktarları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu benim ölçülerim. Benim ağız tadıma göre yapılmış ama bence çok güzel. Bu ölçüler güzel. Soğanı sonradan ilave ettim ve güzel oluyor. O yüzden ben soğanı da kullanıyorum. Bu Melemen'de çok yaygın bir söz var. Soğanlı mı olsun, soğansız mı olsun diye. Onun gibi şimdi bunda da soğanlı mı, soğansız mı olsun diye düşünenler vardır tabii ki. Bunlar zaten yıkanmıştı. İçindeki tohumları iyice çıkarıyorum. Şöyle üst üste koyayım. Tekrar böyle dikine dikine keseyim. İnce olmasını istiyorum. O yüzden oldukça dikine de kesiyorum. Bunları da yine aynı incelikte doğruyoruz. Aslında bunu robottan da geçirebiliriz kalın ayarında. Ama o şu kadar bir tane iki tane içinde robotla uğraşmazsanız şöyle şöyle ince ince kıyabilirsiniz. Eğer hiç yapmadınızsa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ben önce kabakları ocağa koyayım. Soğanımızı, orta boy soğanı kullandım. Oldukça büyük ama. Bu şekilde bunu da ince ince doğrayacağız. Böyle dikine de kesiyorum ben. O kesmesek de olur. Gözümüz acıyana kadar rahat kesiyoruz da. Gözümüz acıyınca biraz
zor olacak. Şunlar da ince ince kestik, oldukça ince. Aslında bunu uzun uzun da kesebilirdik ama diğerlerini de jülyen kesseydik. Bunu da dikine kesebilirdik. Şunu da hemen kabakla beraber ocağa koyacağım. Henüz yağ koymadım. Biraz böyle piştikten sonra yağ koyacağım ben. Şöyle közlenir gibi biraz közlensinler bunlar. Hafif ateş açtım. Bunların çekirdeklerini, tohumlarını çıkarmıyorum. Oldukça taze. Şunları da dikine kessem kalın yerleri olur böyle ama kesmesek de olur. Tohumları var ama oldukça taze. Dört çeşit malzeme kullandık. Yağı da sayarsak 5. Tuzu da sayarsak. Yok, baharatları da atacağım. Ana malzeme olarak 4 çeşit kullandım. Baharatları da atacağım. Bir miktar yağ koyuyorum. Çok fazla koymuyorum. Biraz daha koyayım. Bu pembeleşince kırmızı biberleri atacağım. Biraz soğanları öldürdükten sonra tek önemli bir yol soğan olmaz. Soğan bizi yaktı, biz de soğanı yaktı. Yani soğan öc alıyor. Biz soğanı yakarsak o da bizim gözlerimizi yakıyor. Yapacak bir şey yok. Ya çok da güzel görünüyor. Ya şu renge bak ya. Bunu da bir miktar böyle kavuracağız. Biberleri de atıyoruz, yeşil biberleri. Yeşil biberleri en son atıyoruz. Diğerleri daha geç kavruluyor, o yüzden en son biber yeterli. Az bir şey kekik atıyorum. Evet, az bir şey de pul biberi ve karabiber atıyorum. En son da şu karışımı atıyorum. Bunu da ölçüyle atmıyorum. Şöyle yan çevirip biraz atıyorum. Harika bir lezzet verecek. Bu da sihirli dokunuşum olsun. Tinçir gülünüm. Kokusu şimdiden beri yayılmaya başladı. Harika bir yemek oldu. Biraz da tuz atıyoruz. Tabi tuz miktarı sizin ağız tadınıza göre değişir. Bütün baharatların miktarı kendiniz ayarlarsınız. Ona karışmıyorum. Evet, yemeğimiz bu şekilde. Şimdi
Çok hafif daha pişiriyorum. Buraya sos da atabilirsiniz veya salça. Ama salçayı sulandırmadan çok bu haşlanmış hale almayacak şekilde, kızarmış özelliğini kaybetmeyecek şekilde atabilirsiniz. Ben atmayacağım şimdi. Ama isteğe bağlı. Atabilirsiniz. Şimdi bu tavayı da ekmekle sıyıracağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.